Up, ein paar Konuşmamı başlarken önce e, kendimle ilgili bir iki bilgi vereyim. Benim adım Christian Remark ve 2013 yılından beri Köln'de Rhein Energy'de çalışıyorum. <laughs> Burada Köln'de üniversitede makine mühendisliği eğitimi gördüm. Burada temel eğitimimi gördüm. Daha sonra afet kurtarma mühendisliği alanında Bachelor of Engineering yaptım. Ve daha sonra mesleğe geçtim. Meslek hayatımda proje mühendisi olarak çeşitli alanlarda çalıştım. Masterımı yaptım bir özel üniversitede ve 2013 yılında da Rhein Enerji'ye geçtim. Rhein Enerji'de şirket geliştirme alanında proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Go Smarter. Projesini e, geliştirdim. Work Package 2 ve Smart City Cologne projesinde çalıştım ve Climate Street Cologne projesinde proje yöneticisiyim. Bu yeni bir proje, e, yenilikçi bir proje. Kentsel alanda yeni teknolojiler den e, deniyoruz burada. Rhein Enerji'ye gelince Rhein Enerji Köln 140 yıldan beri çalışan bir şirket. Rhein Enerji. bir belediye şirketi. %80 oranında da Köln Belediyesi'ne ait. Ayrıca bir stratejik partnerimiz var Inoji. Onlarda onlar da %20 hisseye sahip. Köln'de yaklaşık iki buçuk milyon insanın tedarikinden sorumluyuz. Biz enerji, su ve enerji hizmetleri sunuyoruz. Ve tabii bunun yanında enerji hizmetleri alanında başka hizmetler de sunuyoruz. Ana faaliyet bölgemiz Rheinland bölgesi, Köln'de bulunduğu ve 3000'den fazla eleman çalışıyor Rhein Enerji'de. 2019'da ciromuz 4,33 milyar euroydu. Şimdi Growth Smarter projesinden bahsetmek istiyorum. Bu e, Horizon 2020 Research and Innovation Programı'nın bir parçasıydı. Önce birkaç temel bilgi vereyim bu projeyle ilgili. Bu proje bir ortak proje Avrupa Birliği tarafından uygulanan Barcelona, Köln ve Stockholm'u içeren bir proje. Hedef enerji, mobilite ve e, bilişim teknolojilerinin entegrasyonu. Proje Avrupa Birliği tarafından 25 milyon euro ile desteklendi. Bütün bu 3 şehir için bu para harcandı. 12 smart city çözümü ortaya kondu. Aşağıda bunları görüyorsunuz. Her belediye kendi hedeflerini seçme imkanına sahip oldu. Dolayısıyla hem coğrafi olarak hem de yapısal olarak hangi hedeflerin kendisine en uygun olacağını seçti. Biz Köln olarak 7 tanesini seçtik bu hedeflerin. Aynı zamanda Avrupa fikri burada önemli. Yani her şeyi bizzat yapmak zorunda değiliz. Diğerlerinin etkinliklerinden ve bilgilerinden de yararlanabiliyoruz çalışma paketlerine bölündü bu proje. Üç pakete bölündü. Bunlardan birincisi informasyon ve iletişim teknolojileriydi. Burada hedef büyük bir veri platformu oluşturmaktı şehirler için. Veriler burada toplanıyor ve proje yönetimi Köln Belediyesi'nde dijitalleşme dairesi Köln'de bu projeyi üstlendi ve burada bir platform oluşturuldu. Projedeki bütün veriler burada toplandı, değerlendirildi ve görselleştirildi ve e, Akıllı Kent'in diğer verileri toplandı. İkinci çalışma paketimiz mobilite. Burada hedef yeni entegre mobilite konseptleri oluşturmak. Burada da Köln proje yönetimini üstlendi. Bu çalışma paketinde mobilite hapları oluşturuldu. Yani bağlantı noktaları, kesişme noktaları oluşturuldu. Dolayısıyla bireysel taşımacılığı, bireysel trafiği azaltmak ve alternatifler geliştirmekti hedef. Bu mobilite noktaları oluşturuldu. Biraz önce de söylediğim gibi bu amaçla gerek kent içinde gerek kent dışında ulaşımın alternatiflerini geliştirmek için. Bu mobilite istasyonları hep kamu taşımacılığının ulaştığı yerlere yerleştirildi. Yani iyi e car sharing vardı, var oralarda, elektrikli bisikletler var, dolum istasyonları var ve çok hesaplı olarak önceden tutabileceğiniz park yerleri imkanları var. Dolayısıyla. Bu alanlarda bireysel trafiğin azaltılması ve insanların alternatif taşımacılık imkanlarından yararlanması, ulaşım imkanlarından yararlanması sağlandı. Üçüncü çalışma paketi enerji. Burada hedef enerji verimliği ve kendi kendine yeterli bir paket oluşturmak, bölgeler oluşturmak. Burada da proje yönetimi bizdeydi. Şimdi bu çalışma paketinden size biraz daha e, detaylı olarak bahsetmek istiyorum. Önce gözünüzün önüne getirebilmeniz için Köln'de nerede bu proje? Aşağıda sağda Köln haritasını görüyorsunuz. Köln'ün tam ortasından Ren Nehri geçer. Biz Ren'in sağ tarafındayız. Yani doğusundayız. Hemen solunda bir şemada görüyorsunuz. Orada proje bölgesini görüyorsunuz. Stegewald bölgesindeyiz. Stegewald çok büyük bir konut alanı. İşte bu alanda 16... Ee, apartman seçtik. Bunların enerji tadilatını yapmak üzere solda havadan çekilmiş bir fotoğrafını görüyorsunuz. Bu 16 binanın enerji tadilatı gerçekleştirilen bu binaları görüyoruz. Bu binalar 1950 ile 1963 yılları arasında yapıldı. Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, yapılan tipik bir inşaat türüdür bu. Eskiden burada sanayi vardı. 700 e, daire var ve toplam 1100 kişi e, oturuyor burada. 33.500 metrekarelikte e, konut alanı var. Üç aşamalı olarak yaptık bu tadilatı. İlk construction phase'de dört binanın tadilatını yaptık. İkinci bir adımda sekiz bina, üçüncü adımda tekrar dört binanın tadilatını yaptık. Tadilat süresi 2015 yılından başlayarak dört yıl olarak öngörüldü. 2018 yılından başlayarak değerlendirmeye başladık. Yani e, tamamlanmış olan binaların değerlendirmesi yapıldı. Dolayısıyla 3 ya da 4 yıllık bir e, tadilat süresi, 1 ila 2 yıllık da değerlendirme süresi ve sonuçların toparlanması, değerlendirilmesi e, ve e, korunması. Hedefler e, nelerdi? Sürdürülebilir bir kentsel gelişimin bir e, master planını oluşturmak istedik. E, yerel enerji e, üretiminin yenilenebilir enerjiler üzerinden e, depolanmasıyla birlikte geliştirilmesiydi bizim için bir hedef. Spesifik enerji ihtiyacının düşürülmesi. E, bu faaliyetler öncesinde metrekare başına yılda 130 ila 180 kWh'tı bunu 30 ila 40 kW saate düşürmeyi hedefledik. Tabii bununla birlikte aynı zamanda karbondioksit salımlarının da %60 ila 70 düşürülmesi hedeflendi. Aynı zamanda birincil enerji faktörünün de %60 ila 70 oranında düşürülmesi. Peki bunu nasıl yaptık? Enerji sistemlerini yeniden elden geçirdik. Tadilat öncesinde doğal gaz bağlanmıştı bu binalara ve kat kaloriferi vardı doğal gazla çalışan. Bütün bu sistemleri söktük biz ve bu 16 binanın çatısına fotovoltaik yerleştirdik. 6000 metrekareden daha fazla ve 1084 kilowatt peak'lik bir gücü sahip olacak şekilde su için... Havadan suya ısı pompaları yerleştirdik. Bunlar temel yükü karşılamak içindi. 41 pompa yerleştirdik ve 492 kilowatt saat termik e, güce sahip. Peak loadlar için ısı da e, Köln'deki uzaktan ısıtma sisteminden yararlandık. Bunu da yerleştirdik. 1743 kilowatt saat termiktir Peak gücü bunun. Uzaktan ısıtma sistemi teorik olarak e, kendi başına bu siteyi ısıtmaya da yeter. Ancak bizim hedefimiz bu değildi. Bizim hedefimiz ademi merkeziyetçi bir ısı üretimiydi. İşte bunun için bu temel yük için havadan suya ısı pompaları e, yerleştirdik. Peak anlarında yani ihtiyacın arttığı anlarda uzaktan ısıtma sistemi devreye giriyor. Bu havadan suya ısı pompalarının azami e, derecesi 55 derece. Dışarıda hava eksi 5 derece olduğunda ancak belli aralıklarla 60 dereceye çıkarılması gerekiyor bu ısının. Burada da uzaktan ısıtma sisteminde yararlanıyoruz. Burada ürettiğimiz enerjiyi depolayabilmek için her bir binanın önüne bir batarya yerleştirildi. 16 batarya toplam olarak yerleştirildi. Bunların toplam gücü 210 kW ve 655 kilowatt saattir. Öte yandan e, Devok şirketiyle bu Almanya konut şirketidir ve Aachen konut şirketinin bir kardeş şirketidir. Hristiyan bir şirkettir. E, işbirliği yaptık. Devok çünkü bu binaların sahibi ve proje konsorsiyumunun içindeydiler. Ve onlar da tadilata katıldılar. Binaları tadil ettiler. Yani izolasyonu yenilediler ya da izolasyon olmayan e, durumlarda izolasyon yaptılar bu izolasyonlar cephede 16 santime kadar idi. Çatıları yeniden tadil ettik ve aynı şekilde bodrum katlarının tavanlarını izole ettik. Üç katlı pencerenin olmadığı yerlerde üç katlı pencereler yerleştirildi. Ee, enerjiyi etkin kullanan e, asansörler yerleştirildi. Bu asansör, asansörler enerjiyi geri kazanan asansörler yani aşağı indiğinde asansör enerji üretiyor yukarı çıktığında enerji harcıyor. Bütün ışıklandırmayı değiştirdik ve e, LED ampulleri kullandık her yerde Bodrumlarda yaptık bunu. Ee, ya da e, mesela merdiven boşluklarında ya da dış aydınlatmadı. Birkaç fotoğraf görüyoruz burada. Tadilat sırasında çekildi bu fotoğraflar. Soldaki fotoğrafta bu havadan suya ısı pompalarını görüyoruz bütün bağlantılarıyla birlikte. Biz özellikle havadan suya ısı pompasını kullanmaya karar verdik. Toprağın ısısına tercih ettik bunu çünkü daha önce de dediğim gibi burası eski bir endüstri bölgesiydi, bir sanayi bölgesiydi. Dolayısıyla toprakta nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Ortadaki fotoğrafta inşaat iskelelerini görüyorsunuz. Bütün bu tadilat sırasında insanlar evlerinde oturmaya devam ettiler. Tabii bu son derece önemli bir eşgüdüm ihtiyacını beraberinde getirdiği, sürekli karşılıklı konuşma ihtiyacını, bir geçici çatı kondu binanın üzerine. Sağda bütün bu enerji sistemlerinin bağlantılarının nasıl kurulduğunu görüyoruz. Yine bir fotoğraf, öncesi ve sonrası. Sol tarafta. Standart e, diyebilirim ya da Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok alışılmış olan bir inşaat türünü görüyorsunuz. Sağ tarafta da tadilat sonrası. Yani bütün dairelere balkon yerleştirildi. Sağ tarafta bu mavi balkonları görüyorsunuz. Hemen yanında bir e, cam kule görüyorsunuz. Bu asansör, bu yeni e, model asansörler. E, dış alanda da görüyorsunuz. E, Güzelleştirici çalışmalar yapıldı, bütün sitenin değeri artırıldı, yeni çimler ekildi, yeni ağaçlar dikildi, çocuklar için yeni oyun alanları yapıldı vesaire vesaire. Yani bütün bu site için bir topikün konsept uygulandı. Peki hangi zorluklarla karşılaştık? Biraz önce de söylediğim gibi en büyük mesele tadilatı insanlar evlerinde otururken yapmış olmamızdı. Bunun sonucu olarak tabii insanlarla sürekli görüşmek, onlarla belli randevuları ayarlamak gerekti. İnsanların hayatları sınırlandı, inşaat gürültüsü içinde yaşadılar. Ee, hakikaten de çok iyi katlandılar buna. Ama bu kadar iyi katlanmalarının nedeni bizim onları her zaman anında bilgilendirmiş olmamız ve her zaman bir muhatabın orada bulunmasıydı. Bodrum'lara gelince, Bodrum katları Almanya'da genellikle dairelerin bir parçasıdır. Daireyle birlikte kiraya verilir. O dairede oturan insanlar kendi Bodrum katındaki bölümlerinde eşyalarını saklayabilirler. Bu modern tekniği de Bodrum katına kurmamız gerekti. Almanya'da Bodrum katları genellikle çok alçaktır. 1.80 filandır mesela taban yüksekliği. Bazen daha da düşüktür. Ve çok küçük alanlarda çalışmak zorunda kalınır. Dolayısıyla bütün bu teknolojiyi oraya yerleştirmek ayrı bir zorluktu. Ondan sonra tekrar bölümlendi Bodrum katları ve tekrar kiracılar bir Bodrum'dan yararlanma imkanına sahip oldular. Bataryalar konusunda Almanya'da yasal düzenlemeler var. Çok e, sıkı e, güvenlik önlemleri var binalara batarya yerleştirilmesi konusunda. Onun için dedik ki biz bu bataryaları e, bodrumlara yerleştirmeyeceğiz. Başlangıçta öyle düşünmüştük çünkü. Hayır, binaların önüne yerleştireceğiz. Küçük e, bataryalar e, koyduk oraya. Küçük kulübeler içinde. Ve camdan böyle büyük kapılar yaptık ki herkes ne kadar modern bir tekniğin yerleştirildiğini görebilsin diye. Binanın bütün bağlantılarını yenilemek gerekti, genişletmek gerekti. Çünkü çok fazla enerji üretiliyor ve aktarılıyor. Aynı zamanda kazı çalışmaları da gerekti binaların çevresinde. Masraflar tabii yüksekti. Bu da önemli bir zorluk oluşturdu. Biraz önce söylediğim gibi. Biraz önce söylediğim gibi eski bir sanayi bölgesi üzerine bu site kurulmuş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bombalanmış durumdaydı bu sanayi bölgesi. Ve e, toprak tekrar sıkıştırılmış. Üzerine yeni toprak atılmış ve üzerine de binalar yapılmıştı. Dolayısıyla toprağı kazdığımızda birçok zorlukla karşılaştık. Mesela eski el bombaları e, ile karşılaştık. Sonra büyük beton parçaları çok büyük beton levhalar çıktı toprağın içinden dolayısıyla çalışmalarımızı bu da zorlaştırdı binanın dışındaki şebekenin de güçlendirilmesi gerekli. Tabii biz enerjiye site içinde ihtiyaç duyuyoruz. Ancak binanın dışındaki şebekenin de güçlendirilmesi gerekiyordu ki her zaman üretilen enerji şebekeye aktarılabilsin. Bu Almanya'da yasal olarak e, zorunlu kılınmıştır ve dolayısıyla e, şebekenin güçlendirilmesi gerekiyordu birçok enerji sistemi kurduğumuz ve kurduğumuz için bütün bunların da yönetilmesi gerektiği için bir tür site yönetimi tool'u oluşturduk. Bu bir yazılım. Bütün sistemleri merkezi olarak yönetebilen ve komut verebilen bir sistem. Ancak bu standart olarak piyasadan satın alabileceğiniz bir uygulama değil. Dolayısıyla biz bu uygulamayı saat ee, kendimiz programladık, bir partnerle işbirliği yaparak. Çok kısa bir tadilat süresi vardı. Bundan dolayı da büyük bir koordinasyon ihtiyacı ortaya çıktı Buradaki çeşitli faaliyet alanları arasında e, ve onlar arasında da e, yoğun bir iletişim gerekti e, ki bu kadar kısa sürede bu inşaatı bitirebilelim. Aynı zamanda bir kiracı e, elektrik modeli geliştirdik. Bu model sayesinde insanlar, orada oturan insanlar kendi çatılarındaki e, elektriği satın alabiliyorlar. Bu çok hesaplı bir elektrik. Ancak bunun da gerek ücretlendirilmesi, gerekse hukuki koşullara uygulanması çok da kolay olmadı. Yeni binalarda bu çok daha kolay. Ancak e, mevcut binalarda bunu yapmak daha zor çünkü e, alternatif sayaçların yerleştirilmesi lazım. Hesaplamanın doğru yapılabilmesi için biz e, bir çözüm bulduk ve bu modeli burada uygulayabildik. Ancak hukuki olarak çok da kolay olmadı bu Epey uğraştıran bir iş e, oldu ve bizim için uygulamada bir ek zorluk olarak ortaya çıktı. Şimdi sonuçlara gelince. Proje e, 2019 yılının e, 31 aralığında bitti, bitirildi ve çok memnun kaldık. Burada tasarruf edilen birincil enerjiyi görüyoruz ve 1, 2 ve 3 numaralı tipleri görüyoruz. Tabii inşaata başlamadan önce çok farklı binalarla karşı karşıyaydık bu 16 bina arasında. Bunları 3 türe ayırdık. Mesela birinci tür binada hiçbir yalıtım yoktu. İkinci tür binanın yalıtımı vardı, cephe yalıtımı vardı 6 santimlik. Üçüncü türde mesela 8 santimetrelik bir dış yalıtım mevcuttu. Dolayısıyla koşullar farkındaydı. Kimisinin modern pencereleri vardı, kimisinin yoktu. Dolayısıyla biz bu çeşitli tüpleri, tipleri, türleri ayırdık. Ve böylece bir şema çıktı ortaya ve birincil enerji birincil enerji yüzde 77 ile yüzde 84 oranında azaltılabildi. Karbondioksit salımı da çok düştü. 2015 yılında 1549 1549 ton e, karbondioksitle başladık yılda 2016'da bir hafif yükselme oldu doğal olarak e, bu tadilattan dolayı olan bir gelişmeydi çünkü e, doğal gaz e, kesintisinden dolayı bu tadilatlar için e, mobil ısıtma istasyonları kullandık. Bunlar dizel e, ile çalışıyor. Dolayısıyla önce bir karbondioksit artışı oldu ancak ilk binaların bitirilmesinden sonra hızlı bir düşüş oldu ve şu anda 431 tona düştük e, düşürdük karbondioksit salımını yılda. Bu yaklaşık %70 şekillik bir tasarruf anlamına geliyor. Sade yine bunun da ayrıntılarını görüyoruz. Karbondioksit 2015 yılında 516 tondu. Elektrik 1000 tondu yaklaşık. Isı pardon 1000 tondu yaklaşık olarak. 2019 yılında büyük bir düşme var her ikisinde. Elektrik ihtiyacı düştü. 338 tonu düştü. Fotovoltaik e, tabii e, dışarıdan enerji almıyor, tersine şebekeye enerji verebiliyor. Dolayısıyla bir olumlu karbondioksit etkisi yaratıyor. Ve e, havadan suya ısı pompalarıyla da karbondioksiti çok düşürebildik doğalgaza göre. Şimdi site yönetiminden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu... Bütün e, sistemlerin bağlı bağlandığı bir e, merkezi sistemdir ve bulut tabanlı çalışmaktadır. Bu sistem kendi kendine öğrenen bir sistem ve bu da bulut tabanlı. Bu sistem öngörüler oluşturuyor, kendi kendine öğrenen algoritmalar temelinde yani e, meteoroloji verileri, e, tüketim verileri ve e, ee, harcama verilerini e, değerlendiriyor, kendi kendine öğrenen bir sistem e, olduğu için sürekli bu öngörüleri yeniliyor. Ekolojik ya da ekonomik e, optimizasyonla çalıştırılabiliyor bu sistem. Biz Go, Grow smarter'da tabii e, ekolojik e, konuya ağırlık verdik. Bu sistemler sürekli ve tamamen otomatik olarak optimize ediliyor ve optimizasyon sırasında sürekli yeni yol haritaları oluşturuluyor ve dolayısıyla yeni esneklikler doğuyor piyasada kullanılabilecek olan. Bu kullanılabilen esneklikler sanal santralımıza aktarılıyor ve sanal santral bunları piyasada değerlendirebiliyor. Bunu çeşitli arz usullerini kullanarak yapıyor. Biz projede ağırlığı dengeleme optimizasyonuna e, verdik. Tabii bunun dışında başka ağırlıklarda e, kullanılabilir süreçlerin optimizasyonu ya da birinci enerji gibi. Ancak bizim e, dikkatimiz dengeleme optimizasyonu üzerinde yoğunlaştı bu yeni bilgiler ya da yeni yol haritaları bu sanal santralı tekrar gönderiliyor. Ve sanal santralda yeni değerler oluşturuluyor. Bu projenin ya da bu programın ilginç yanı şu. Bu yol haritaları her 15 dakikada bir yeniden hesaplanıyor ve oluşturuluyor. Ee, sisteme gönderiliyor ve sistem takip eden 36 saat boyunca bu yol haritasından yararını biliyor. Yani her 15 dakikada yeniden hesaplama yapılıyor, yeniden optimizasyon yapılıyor. Herhangi bir iletişim kesintisi olursa bütün enerji e, birimleri 36 saat boyunca ne yapacaklarını biliyorlar. Bu 36 saat sonra halen yeni bilgi gelmezse ee, bir otomatik e, moda geçiyorlar. Tabii optimize bir mod değil bu ancak en azından tedarik güvenliği sağlanmış oluyor. Bugüne kadar bununla hiç karşılaşmadık. Hep 15 dakikada bir yeni bilgiler aktarıldı. Bir bilgi gelmemiş olursa bile 15 dakika sonunda e, yeni yol haritası ortaya çıkıyor. Burada topolojiyi görüyoruz. Bu site yönetiminin, bizim kendi kurduğumuz site yönetiminin ortada site yönetimini görüyoruz, e, bulut tabanlı sistemi görüyoruz. Sağ tarafa geçelim, her binada bir enerji yönetimi oluşturuldu, bu bir gateway e, yani bir iletişim bağlantı noktası, kesişme noktası ve bu noktadan da PLC yönetimi ile iletişim kuruluyor Bu bir standart değildir. Bütün enerji sistemleri de birçok enerji sistemini kullandığı bir standartlaştırılmış değildir. Ve birçok bilgi buraya geliyor. Aşağıda sadece mümkün olan şeyleri görüyoruz. Tabi uzaktan ısıtma ya da doğalgaz yok bu sitede ancak olsa bunları da yönetebilecek olan bir sistem bu ya da en azından onlardan bilgi alın. Okların yönünden de bunu görüyoruz. Mesela fotovoltaikten sadece bilgi alıyoruz. O andaki üretimin bilgisini e, alıyoruz ancak aktif olarak yönetemiyoruz fotovoltaiki. Isı pompaları konusunda durum farklı. E, ne kadar üretildiği konusunda anlık bilgi aldığımız gibi e, yeni yol haritaları da gönderebiliyoruz. Bütün bu bilgiler daha sonra bu bulut tabanlı site yönetimine gönderiliyor. Ne kadar veri gönderildiğini soracak olursanız bina başına 6 bin veri 15 dakikada bir oluşturuluyor. Yani bunu şimdi 16 ile çarpın dolayısıyla müthiş bir veri iletişimi söz konusu var. Müthiş bir veri miktarı burada söz konusu. 15 dakikada bir gönderilen veriler bunlar ve işlenen veriler. Evet, ortada dediğim gibi e, bu sistemin kalbi var, e, yani site yönetimi var. Tabi e, başka meta veriler de buraya geliyor, iklimle ilgili veriler de buraya geliyor e, ve bunlar değerlendiriliyor, optimize ediliyor ve tekrar dışarı gönderiliyor. Bütün bu veriler tabii enerji e, aplikasyonları için ya da e, kiracılar için de bilgi kaynağı olabiliyor ya da başka e, site monitörlerinde de kullanılabiliyor ve görselleştirilebiliyor. Bu site yönetimi e, sol tarafta gördüğümüz sanal santralla da e, bağlantılı. Bu sanal santral e, enerji hatlarıyla e, bağlantılı, enerji vekilleriyle bağlantılı. Dolayısıyla piyasaya enerji sunabiliyor aynı zamanda e, mobilite bağlantı noktalarıyla bunları e, bir araya getirmek ve Dolayısıyla dolum istasyonları den da bilgi alabilmek Dolayısıyla bu site içinde, mobilite içinde e, optimize edilmiş bir mobilitenin sağlanmasını istiyorduk. Bunu gerçekleştiremedik çünkü Almanya'da bunu engelleyen yasal düzenlemeler var. Ancak sistem öyle kurulmuş durumda ki yerel olarak bütün sistemleri yönetebiliyor, optimize edebiliyor ve bunu tamamıyla otomatik olarak yapay zeka ile yapıyor burada bir görselleştirme görüyorsunuz. Sol tarafta sitenin genel görünümünü görüyoruz. Şu anda mevcut üretim nedir? Bataryaların do doluluk oranı nedir? Vesaire. Dolayısıyla bir baktığımızda şu anda sitede ne olup bittiğini görüyorsunuz. Sonra sitenin içine girebiliyorsunuz. Binaların içine girebiliyorsunuz. Bunu sağ tarafta görüyoruz. Burada detaylı değerler var. Elektrik ve ısı ile ilgili. Yani ee, ...depoların doluluk oranı nedir, şu anda ne kadar fotovoltaik enerji üretiliyor, dışarıdan siteye enerji mi alınıyor yoksa siteden dışarıya enerji mi veriliyor, Isı alanında da bir bunları görüyoruz, ne kadar enerji şu anda ısı pompaları tarafından üretiliyor, ee, ısıtma tankları e, ne ölçüde doldu vesaire İşte bütün bunlar... Ee, orada yaşayan herkes için bir görselleştirme e, yaratabilmek amacıyla geliştirildi. Böylece sözlerimin sonuna geldim. Size çok teşekkür ederim gösterdiğiniz ilgi için. Damit beende ich auch meinen Vortrag. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen alles Gute und freue mich von Ihnen zu hören in dem nächsten Call. Alles Gute. Ee, ve e, sizlerle bir daha bir araya geleceğimiz için şimdiden sevinç duyuyorum. Teşekkürler.